Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bu güzel su yeşili ipimle güzel bir model göstereceğim. İpim Nakon'un ipi arkadaşlar. Tığım da şöyle göstereyim. Şöyle 2,5. Şimdi hazırsak modelimizin yapımına geçelim. Çok basit, çok güzel bir model göstereceğimden emin olabilirsiniz. Şimdi hazırsak modelimizin yapımına geçebiliriz. İlk olarak bunun için bir miktar zincir çekeceğiz. Zincirimizin herhangi bir sayısı yok. Yani yapmak istediğiniz modele göre çekeceksiniz. Şimdi bakın, ilk önce bir miktar zincirimizi çekiyoruz. Oldukça yavaş göstereceğim hanımlar. Ama inanın bana çok kolay bir model. Evet, zincirlerimizi çekiyoruz. Bu kadar zincir yeterli olabilir ama birkaç tane daha çekelim. İpimin rengini çok beğenerek seçtim arkadaşlar. Yani bu renkte ipim yani çok fazla denk gelmiyordum. Bu sefer denk geldim ve hiç kaçırmak istemedim. Güzel bir renk. Modelde de güzel duruyor. Hani çoğu modeli de güzel gösteriyor. Şimdi burada yapacağımız şey arkadaşlar. Tığımı sarıyorum. Bakın. İkinci zincire batıyorum. Bir tane şöyle ikili bir trabzan yapıyorum. Daha sonra tığımı sarıyorum hanımlar. Bakın. Sıradaki zincire batıyorum. Ve tek seferde çıkıyorum. Tığımı sarıyorum. Bakın hanımlar. Sıradaki zincire batıyorum. Çıkıp şöyle tek seferde çıkardım. Tığımızı sardık. Şu zinciri tekrar yapalım hanımlar. Sanki biraz gergin battım. Tığımı sardım. Bakın. Sıradaki zincire batıyorum. Tek seferde tığımızı sardık. Sıradaki zincire batıyoruz. Şöyle tek seferde çıkıyorum. Tığımı sarıyorum. Sıradaki zincire batıyorum. Tek seferde. Aslında ben sizlere bu modeli gösterdim. Fakat o zaman daha farklı bir iple göstermiştim. Modeli çok güzel göstermediğini düşündüm. Daha sonra bu yeni ipimle, yeni rengiyle de göstermek istedim. Çünkü bazen modeller ip rengiyle de fark edebiliyor. Bazı iplerin renkleri çok güzel gösteriyor modelleri. Bazıları ise ne bileyim çok güzel durmayabiliyor. O yüzden bir de bu renkle denemek istedim. Tamamen bu şekilde tığımızı sarıp zincire batıp tek seferde çıkıyoruz. Bakın tığımızı sarıyoruz. Zincire batıyoruz. Tek seferde çıkıyoruz. Tığımızı sarıyoruz. Zincire batıyoruz. Tek seferde çıkıyoruz. Tığımızı sarıyoruz bakın. Zincire batıyoruz. Tek seferde çıkıyoruz. Bu şekilde sona kadar gelelim hanımlar. Evet hanımlar şöyle gösterelim. Alt sıramızı bu şekilde tamamladık. Bakın. Tamamen yani tığımızı sarıp zincire batıp tek seferde çıktık. Alt sıramızı tamamladık. Burada yapacağımız şey ama bana inanın model o kadar basit bir model ki. Çevirdikten sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımı sarıyorum yine aynı şekilde. Bakın. Şöyle zincirin bakın şöyle göstereyim. Arka kanadına batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Tığımı sarıyorum. Bakın zincirin arka kanadına batıyorum. Tek seferde. Tığımı sarıyorum. Zincirin bakın şu arka tarafına batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Tığımı sarıyorum. Bakın zincirin şu arka tarafına batıp tek seferde çıkıyorum. Tığımı sarıyorum. Zincirin şu arka tarafına batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Şöyle tığımı sardım. Arka tarafına batıyorum. Tek seferde çıkıyorum, sarıyorum. Arka tarafına batıyorum.
Tek seferde çıkıyorum. Sarıyorum. Bakın. Arka tarafına batıyorum. Tek seferde çıktık. Sardık. Arka tarafa batıyoruz. Tek seferde çıkıyoruz. Yine sardık. Arka tarafa battık. Yani model çok basit. Çok da hızlı ilerleyecek bir model. Yani seri bir şekilde başladığınız yelekse yelek ya da hani bilim vesaire başka şeye başladığınızda kolaylıkla yol alabilirsiniz. İnanın ki çok basit bir model. Yani Selanik modeli diye daha önce göstermiştim. Çünkü yani ön kısmında herhangi bir belirti gözükmüyor. Tamamen arka zincire battığımız için Selanik görüntüsü veriyor. Yani kolay Selanik modeli olarak paylaşmıştım daha önce. Fakat bu renkle de güzel olacağını düşündüm. İp farkıyla da yani bazen fark edebiliyor. Daha kalın bir tığla, işte ne bileyim daha farklı bir iple farklı durabiliyor. Çok basit bir model hanımlar. Bakın sarıyoruz. Arka kanada batıyoruz. Yani zincirin arka tarafına tek seferde çıkıyoruz. O kadar basit bir model ki söylediğim gibi çok da hızlı ilerleyecek bir model. Yani başka hiçbir işlevi yok. Gördüğünüz gibi sadece tamamen sarıp arka zincire batarak yol alıyorsunuz. Yani örgüye yeni başlayanların ilk aşamalarda yapabileceği modellerden birisi bence. Şöyle tekrar batalım. Çok gergin battığım zaman fark ediyorum hemen. İpim biraz geriliyor çünkü gergin batınca biraz. Çünkü bu ipte yani bu modelde pardon. Gevşek yapmamız yani yumuşak daha yumuşak olur diye düşünüyorum. O yüzden bir de kalın iple yapıyorsak daha da yumuşak olur. Gerçekten ipimizin inceliği, kalınlığı, örgümüzün gevşekliği, sıkılığı daima modelin yumuşak ve sert durmasını gösteriyor. Olabildiğince hani yumuşak olsun istiyorsak kalın ve gevşek yapmalıyız bence. Yani bu benim fikrim. Şimdi burada yapacağımız şey arkadaşlar, modelimi çeviriyorum. Şöyle geçirdikten sonra çeviriyorum. 3 tane zincirimi yine çekiyorum. Tığımı yine sarıyorum. Pardon. Yine aynı şekilde bakın. İlk köşeden başlıyoruz. Sürekli aynı şekilde. Başka hiç herhangi bir işlev yok. Hep zincirin arka kanadına batıyoruz. Tek seferde çıkıyoruz. Tığımızı sarıp batıyoruz yalnız. Sadece ilmekleri hani azaltmamak ve çoğaltmamak. Yani ilmek sayısı en aşağıda ne şekildeyse o şekilde devam etmek gerekiyor. Onun dışında inanın ki çok basit bir model. Şöyle çok da güzel duruyor. Evet hanımlar, modelimizin yapımı bu şekilde. İsterseniz ben modelimi şöyle biraz daha büyüteyim. Duruşunu sizler de görmüş olursunuz. Sizlere de nasıl durduğunu göstermiş olalım. Evet, bakın bitmiş hali. Şöyle de gösterelim. Bakın. Şöyle bitmiş hali bu. Çok güzel duruyor bence. Hemen hemen herkesin rahatlıkla yapabileceği ve seri bir şekilde ilerletebileceği bir model. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi kalın iple yaparsanız daha güzel durur bence. Ama yine de tercih sizlerin. Kalın ip, kalın da tığ bence püf noktaları diye düşünüyorum. Evet hanımlar, sizler de modelimi beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz videomu beğenebilirsiniz. Bildirim zilini açık tutarsanız eğer anında paylaştığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz öncelikle abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.